Şimdi e, öncelikle sizin günlerdir beklediğiniz haberin müjdesini vereyim. E, Yusuf Kavunun şüpheli ile ilgili dün itibariyle İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilendirildi. Kararın bugün UYAP'a düşmesi bekleniyor. Bu şu demek, e, Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve kayıp Büro Amirlikleri'nin konuyla ilgili resmi çalışması başlayacak demek. Bugüne kadar ben teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şuradan dolayı biliyorum, bütün bağlanan konukların... Ee, onlar da takibini yaptılar. Ee, konuşmak isteyen, sırtı dönük de konuşan, ismini vermek isteyen herkesine takibini yaptılar. Bundan sonra artık onların devreye girmesiyle beraber ak Akkoyun, Karakoyun daha net bir şekilde ortaya çıkacak. İki bağlantımız var. Bir tanesi Muhammed Sıddık Çınar'la birlikteyiz. Yayınımıza biliyorsunuz adı geçmişti. Adı şöyle geçmişti. Ee, Yusuf kaybolduktan sonra Kıbrıs'a gitti. Bu çocuk anket ördü. Cebinde hiç parası yoktu. Döndükten sonra nasıl... ...bir buçuk ay Kıbrıs'ta kalıp nasıl döndükten sonra bir güzellik merkezi açtı. Acaba bu bir kefaret miydi diye İnegöl'de yapılan dedikodularla geçmişti. O yayınımızda olacak. Sanırım Derya da, Muhammed Müge Yönter de Derya Hanım'la beraber o da hazırlanıyor. O da yayına bağlanıp ben de soruları cevaplarım demiş. Önce isterseniz Muhammed Sıddık Çınar'a dönerim. Büşra'cığım günaydın buyurun sizi dinliyorum ee, <laughs> Muhammed Bey nasıl cevap veriyor bu iddialara günaydın Müge Hanım mikrofonumuzu uz uzatıyorum hemen ee, merhabalar Müge Hanım günaydın günaydın ee, ya ben şimdi bu konular anlatılıyor da ben bu konularla hiçbir alakam yok ben orada çalışandım Kıbrıs'a gittim 3 ay kaldım orada Üç ay ee, çalıştım geldim taksitle bir güzellik merkezi devraldım 3 ay kalmamışsın Muammer Sıddık Bey. Ee, yaklaşık 50 gün. Yok 2,5-3 aya yakın kaldım. Yo dün verdim i̇ki ben sana. Yani iki, aynen o, o civarı. Girişini çıkışını verdim yani. Hani çalış... Ya tarihler var ya şu an gidiş giriş çıkış tarihlerim var. Sıkıntı yok. Yok, yok Bilet, bende bilet de var. dahi duruyor bende. Bende de var. 30 Temmuz'da gitmişsin 26 Eylül'de evet. geri dönmüşsün. Yani 2 ay tam şekilde, olarak 2 evet, ay ben. bile kalmamışsın. Yani, yani bir yere maaşlı girsen 2. ayın maaşını bile tam almadan geri dönmüşsün öyle söyleyeyim evet. Ya ben babamın yanındaydım orada. Hı hı. Ne iş yapıyordu? Yani bir şey. İnşaat işi yapıyorum. Ya yani i̇nşaatta ne mesela? E, saten boya, montalama, dekorasyon işte. Tamam, boya işi yapıyordun. Boya işi de güzel bir iş, evet. Evet, ee, evet, Sonra o yani bir buçuk ay içinde... Evet, kendim, boy... de, kendim, kendim zaten. Anladım. Boya işinde biriktirdiklerin de mi bu yani... dükkanı açtınız? Biz burayı nasıl oldu? Ben 25 bin lira verdim Müge Hanım. 30 bin lira da Uğur abi var. O verdi. Biz taksitle diğer kalanı da aylık 50-50 taksit yapacaktık işte. Döngü olmadığı için yapamadık. Şu anda kapalıyız zaten. Geri teslim edeceğiz. Verdiğimiz parayı geri bekliyoruz. Ayda 50 bin, 50 bin taksite girdiniz. Yani yer girdiğimiz... sahibine tekrar geri teslim edeceğiz. Aa, 50 bin lira taksite girdiniz. Evet. Onu da ödeyemediniz mi? Yazık olmaz. Evet ödeyemedik. Peki Harun Bey'in bunu aç açılmasında size bir katkısı, desteği, e maddi bir ortaklığı Yok, oldu Yok kesinlikle. Mu? Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Delillerim de var. İş yeri daha üstüme değil. Hani Neden istemedin Harun Bey'den? Yani görüştürebilirim. Yok neden istemedin? Ben olsam isterdim. Nasıl Eski... anlamadım? Niye yardım istemedin? Hani biz de böyle bir yer açacağız. Hani bu işin incelikleri nedir? E, tabii ki de onlara danıştım. E, İsmail abi'ye, ondan sonra Harun abiye da, tanıştım yani ben. Ama öyle şey yapmadım yani. E, maddi olarak e, destek istemedim. Anladım. Peki sen tanıyor musun Muhammed, Derya evet. hanımı, Yusuf Bey'i? Yusuf Bey'i tanımıyorum da Derya hanım kaç defa yerine gelip gitmişliği olmuştur. Ne ne şeyle geliyordu? Hani ne sıfatla geliyordu? Valla ben gelip ofiste oturuyordu sıfatını tam olarak bilmiyorum. Sadece gelip çıktığını biliyorum. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum yani. Şimdi ne söylesem yalan olur hanımefendi. Çünkü hani arkadaşların sonuçta çalışma arkadaşların senin adını verdi ya. E, hani senin böyle Harun evet. Bey'in sağ kolu olduğunu iddia ederek verdi. Yani Yusuf kaybolduktan sonra gitmen de onlar açısından şüpheli bulunmuş. Yani dedikodu tabii bunlar yani tevatür. Şimdi şöyle bir, <laughs> Tabii ki de dedikodu. Şöyle bir şey var. Ben 9 yıldır Harun Abi Gille çalışıyorum. Ailesiyle çalışıyorum. <laughs> yani ben e, toplasan 3 üç, 3,5 üç sene Harun Abi'yle çalıştım. Dayısı Gille, amcası ile dayı çocuklarıyla bunlar hep ailece e, yapan yapıyorlar bu işleri mesela. <laughs> yani ayrı ayrı onların akrabalarının yanında çalıştım 9 yıl boyunca. Sürekli onlarla çalıştım oldu, Sağ muhabbeti muhabbeti yani tabii kardeş gibi görüyor beni, ben de onu öz abim gibi görüyorum, ben çok seviyorum Harun abi hatta bu durumu yaptı diye ...ve asla inanmam da inanamam böyle bir şey olamaz yani, e, tuhaf bir şey yani. Anladım işte o dedikoducular öyle söyleyeyim... E, iddialar daha doğrusu. Aynen. öyle... E, senin öyle böyle işte onu kardeşin, abin olarak gördüğünde Yusuf yani Yusuf eğer Harun Bey'in başına bir zarar vermek için Bursa'ya geldiyse senin de Harun'un yanında. Ben Yusuf'u hiç tanımıyorum. Söylüyorlar. Yusuf, ben Yusuf'u ne hiç gördüm, ne hiç sanıyorum, hiç muhabbetim bile yok. Yani bu yayından sonra ben Yusuf, yani öğrendim Yusuf diye biri var olduğunu. Peki Derya ile Harun Bey'in arasındaki e, ilişki neydi? Vallahi şimdi ben gözümle hiçbir şey görmedim. Yani sadece gelip gittiğini biliyorum ve arkadaş olarak biliyordum. Yani bu şekilde başka bir fazlalık bir şey bilmiyorum yani. Bil Hani oradaki o Hani oradaki çalışanlar da hep bunun dedikodusunu yapmışlar ya senin de kulağına gelmiş miydi böyle bir dedikodu? Valla ben yani ben çoğunlukla aşağıda olduğum için yani yukarıda benim işim olmuyor. Ben aşağıdan müşteri çıkardığım için dedikodularla falan zaten kendim de dedikoduyu sevmem yani. <laughs> Olduğu yerden kaçarım. Anladım. E sen niye burayı o zaman sürdüremedin bu kadar? Yani bu şekilde. Niye onları bir bir gösterir misin etrafı? Niye sürdüremediniz siz burada bunu? Göstersin. Ee, şöyle sürdüremedim. Yani sermayem olmadığı için sürdüremedim. Bir şimdi bir sermayemiz olması gerekiyor burayı sürdürmemiz için. Elimde bir sermayem olmadığı için yani şimdi bir giderlerimiz olacak olması gereken şeyler var. Şimdi onları da gideremediğimiz için başaramadım. Yani hatta yani vermek istiyoruz. De, biz verdiğimiz parayı geri alamadığımız için. Yani talip olan biri varsa ona da vermek istiyoruz. Yani verdiğimiz aldığımız paradan bu ya, şekilde şey alsin diye. Da, çok da güzel bir yer yapmışsınız yani. Kaç lira verdiniz toplamda? Güzel, evet. Bey. evet tamam. Yok yapmadık, direkt devraldık. Direkt devraldık. Toplamda kaç lira bugüne kadar vermiş oldunuz, Muhammed Bey? 50 e, 55 bin lira para verdik abicim. Bu şekilde devralmışlar hanım. E, 50 50 de aylık <laughs> taksite bağladık. Tamam. Evet. Toplam ödediğiniz meblağ kadar? Hani onu geri alamadık dediğiniz meblağı merak ettim. 55 bin. 55 55, bin. 55 bin. Burayı, burayı, kurmak Aynen. için totalde verdiğiniz para 55 bin öyle mi? Bayağı evet, ucuz, abicim. bayağı, bayağı ucuza vermişler size. Yani... Evet delillerim de var. Görüştürebilirim. Sahip yer sahibi. Ya, ya sahip kebapçıyken giriyor 2,5 milyon para. Evet. 2,5 milyon harcıyor buraya. Yani harcadığı için de 5 ay çalıştırıyor çalıştıramıyor sadece 10 tane müşteri alabiliyor lazer müşterisi. Yani çalıştıramadığı için adam kapatacaktı. Yani bana denk geldi. Ben hatta Kıbrıs'a tekrar geri dönecektim çalışmaya babamın yanına. Böyle denk geldiği için yani kaçırmayıp girdim işin içine. Bu arada ben bir şey sorabilir miyim? Yani kuaförün adı güzellik Tabii merkezi ki mi oldu ya yani şimdi? Bizim bu kuaför değil mi? Benim bildiğim kuaför. Artık şimdi kuaförler güzellik... Burası hem kuaför hem güzellik salonu Müge Hanım. Ha, güzellik mi yani? Arka tarafta Nerede? seans odaları da var. He. Cilt bakımı Her falan. Her ikisi birden yani. Bu sadece güzellik salonu değil. Şey... Tabii cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme Peki, işte gibi gibi şeyler. Yine bir şey e, dikkatimi çekti. Peki, Bu lazer canım, bunlar... güzel bunları doktor, kullanmak doktor, için, için mu? kullanmak için belirli sertifikası olan Nasıl? Bakın. Şimdi e, siz bir güzellik merkezi açıyorsunuz. Bu açtığınız güzellik merkezinde evet. belli sertifikası olan kişileri de çalıştırmak zorundasınız. Evet, mi? çalış işte çalıştıramadım. Tamam. Sermaye olmadığı için döndüremedim de, şeyi çarkı. Tamam. Ee, şey bu yapamadım diyor. Siz yani. burayı alırken e, şimdi bu bana çok gerçekçi gelmedi. Hı. Yani cebimde 50 bin lira var diyeyim 5 bin lira var birinden 25 bin lira daha borç aldım. Ben burayı devre aldım. Bakın bir güzellik merkezini devralabilmeniz <laughs> için... 25 lira verdim ortak olduğum Uğur bir, 20... Bir güzellik merkezini devralmanız için orada çalışanlar çalışanları oluşturmanız gerekiyor. Kim yapacak? Gelen bir kişi geldi. Var kim gel, yapacak? Eski kadro vardı bıraktı gitti bir anda. Ha. O zaman sizin i̇şte vardı, onları... kadromuz vardı sizin, bir anda bıraktı gittiler. Yani parasını mı veremediniz? maaşını ödeyecek de bir birikiminiz olması lazım. Parasını veremeyeceğiz korkusu kaygısına girdiler Müge Hanım çalışanlar. Işte öyle. İki kişiydi zaten. Anladım. Yok ben bilmiyorum hakikaten... Yani bunlar için bu bir uzmanlık gerek gerekmiyor ya, mu diye soruyorum. Hani sonradan da bir, haberlerde bir, ser, de bir sürü şeyler görüyoruz için, yani. Sertifika falan alıyorlar bu, ama ne kadar neye geçerli yapmak yani. için estetisyen belgen, ustalık belgen olması lazım. Aynen. İşte biz aldık o belgeyi de zaten e, olacaktı ama olamadı işte biz daha olmadan kapattık yani kapattık derken işletmedik. Kapalı şu an dükkan. Hatta arkadaşlar da geldi gördü dükkanı. Eleman falan hiç kimse yok içeride şu an. Yazık ben durum Bunlar ibaret. Yazık olmuş. Yani teşekkür ediyorum. Muhammed de kendi hakkındaki iddialara bu şekilde cevap verdi. Diyor ki ben teşekkür ederim. E, benim bununla ilgili evet. yani bir kefalet ödeme gibi bir durumum yok. Zaten bana daha doğrusu bir kefalet ödenmesi durumu yok Kesinlikle. söyleyeyim. Çünkü ben zaten burayı işletemedim. Gördüğünüz gibi kapalı Kesinlikle. diyor sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi. Aa!